Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Elder Scrolls 5 Skyrim'e baştan hoş geldiniz. Bu ne lan? Hocam bu ne? Bu ne lan? Abi böyle bir şey istemiyorum ben, böyle bir şey kabul edilemez Skyrim'de. O imleç orada olmayacak, heh. Heh. Şimdi daha rahat. Oyun kapandı, harika. Harika. dur oyunu baştan açacağız. Evet, giriyor, güzel. Efsane giriş, bayılıyorum buna ya. Evet, facecam yok. Şu anda physical pek uygun değilim. Daha yeni yıkandım, saçlarımda falan filan bayağı ıslak. O yüzden hemen video çekeyim dedim. Böyle sizi videosuz bırakmayayım. Evet, facecam yok. Olmayacak. Ve de videodayız şu anda. Canlı yayında değilim bu arada, onu da söyleyeyim. Bazen böyle canlı yayından karar atıyorum, altına yazıyorsunuz böyle abi bu video mu canlı yayın mı yapıyorum falan filan diye. Hayır, değil. Canlı yayın değil bu. Evet, Skyrim'i çoktan beri oynamamıştık ya. Bol bol Skyrim videosu atacağım. Hatta ben bunu uzun bir video atacağım, yapacağım. Böyle keseceğim. Bayağı parçalar falan ayıracağım. Nereye kadar gidebilirsek. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bayağı bir görev yaptım. Kuryer burada şey diyor. Sana mesaj var falan filan. Sana mesaj yok falan filan diyor. Aha! Çok ilginç bir şey. Çok ilginç. Çok ilginç. Abi şimdi bende Dragonborn ek paketi var. Oğlum çok güzel ya. Bende Dragonborn ek paketi var. Dragonborn ek paketinin Türkçe yamasını yapabilmişim. Diğerinin normal oyunun Türkçe yamasını yapamamışım. Abi dur, çok saçma. Abi bazı yerler böyle Türkçe, bazı yerler değil ya. Çok ilginç. Şuna baksana, Elder's Peak yerinde güç kaynağını bul. Kemik kalıp formülü Glover Malerage, ama o zaten şeydi. Ek pakette olan değildi. Bu neden ek pakette? Şunun ek pakette olmaması lazım. Neyse ya, sıkıntı yok o zaman, hadi yapalım, hadi bunu şey yapalım, hadi bunu yapalım. Neredeymiş bu mekan? Sağ tarafta, aşağıda. Yok. Göremiyorum. Şeyi göremiyorum. Bir yere göstermesi lazım bize. Tamam. Ha yok, bu tarafta şuradaymış abi. Tamam. Akçay'dan çıkacağız. O zaman kuzeybatıya doğru gideceğiz. Nope. Sorry. Ama önce birazcık daha böyle çizimizi bir görev bulmamız lazım ki bu ne? Koracağım, bu da gitmeyeceğim. Onu yapmayacağım. Onu da yapmayacağım. Onu da yapmayacağım. Onu da yapmayacağım. Onu yap, bunu yapabilirim. Şunu yapayım. Neden? Çünkü şimdi şöyle bir olayımız olacak. Ben normal şey yapmayacağım ben. Fast travel yapmayacağım. Yani hızlı seyahat yapmayacağım. Sadece hareket edeceğim. Şeyde normal yolu yürüyerek gideceğim. Çünkü önümüze bayağı ilginç elemanlar falan çıkabiliyor çoğu zaman. Ne olduklarından bahsetmeyeceğim. Sürpriz olsun. En azından bilmeyenler için sürpriz olsun. Baya hoş oluyor öyle şeyler ya, çok böyle doğal oluyor sanki, böyle normal günde karşılaşıyoruz gibi. Bir de normal görevleri yapmayacağım çünkü şurada gördüğünüz gibi hayalet kılıç denen bir şey var. Hemen göstereyim onu da. Ghostblade. 13 vuruyor. Onun yanında ekstra 3 vuruyor. Burada zırhı göz ardı ediyor diyor. Şimdi bu zırhı göz ardı ederek mi 3 puan ekstra vuruyor, yoksa sadece mi yani 13 vuruyor, ekstra 3 vuruyor, ondan sonra zırhı da mı göz ardı ediyor? Eğer zırhı göz ardı etmesiyle 3 puan ekstra fazla vurması ayrı ayrı özelliklerse bayağı hoş bir durum olur diye düşünüyorum. İşimize bize yarayabilir. Evet, Lydia diye mi okunuyor? Lydia denen sevgili eşimiz var yanımızda. Shadowmere yanıma alayım mı? Alayım. Hadi gel bakalım Shadowmere. Şimdi Lydia'yı aldım. Lydia mı diyelim ona? Ne diyelim ona? Ben ona aşkım diyeceğim. Onunla evlendim. Ama şöyle bir olay vardı. Daha önce de muhtemelen onu biliyorsunuzdur ya. Evlenme aşamasını falan filan görmüşsünüzdür. Bayağı bir 53 bölüm falan filan çekmiştim bunun üzerine. Şu bu arada Nurnroot alacağım oradan. Şöyle Lydia şu anda evde, şey yanında. Evet evet. Bir tane kara elf vardı, o yanında. O bayağı çünkü sinsi gidebiliyorduk onunla. Değil mi? Senin değil mi? Neydi senin ismin?
Janessa. Tamam, sana Janessa diyeceğiz. Janessa diye mi okunacağım? Muhtemelen Janessa diye okunuyordur, emin değilim. Evet, sevgili eşimiz, aşkımız Layla gerçekten çok kötü. sinsiliği çok kötüydü, şey yapamıyordu böyle. Sessiz yaklaşamıyordu, berbat ediyordu her şeyi. Şimdi üçümüz de şeyiz. Gördüğünüz gibi peşimden bir tane hayalet suikastçı geliyor, hayalet haşhaşın geliyor. Hem o da, onun da sinsilik özelliği iyidir. Sneaking özelliği iyidir. Hem de bizim sneaking özelliğimiz bayağı iyi. O yüzden şey yapabiliriz. Ne ya da bunlar yani? Ha, ikisi de geliyor. Güzel. Ben atla gittiğim için oyun kapandı. Bir tanesi de Skyrim, Mountain Blade, Oblivion videoları falan yapıyordum. Diğerinde de işte sanacağız Minecraft videoları falan yapıyordum. Şimdi o kanalları birleştirdim. Şu anda kullandığım kanalda. Diğer kanal şu anda boş duruyor. Bilmiyorum oraya, onu ne yapacağım. Böyle duruyor ya. Bayağı da bir de video var. Tougher creatures have larger souls, which need larger soul gems to hold them. Larger souls make better enchantments and recharge weapons more completely. Şey diyor, büyük yaratıklar için daha büyük ruh kristallerine ihtiyacımız var. Daha büyük ruh kristalleriyle de daha büyük, daha fazla geliştirebiliyoruz silahları. Argonyalılar ise suyun altından salabiliyor ve hastalıkları %50 daha dirinçli. Ve onların bir özelliği var, o da daha fazla şey yapmalarını sağlıyormuş. Kalın derileri olduğu için bunun bir güçlerini açığa çıkarıyor. Kısa süre için çok hızlı bir şekilde rejenere oluyor. Yenileniyor sağlıkları. Yani oyunun neden çöktü bu oyun abi? Allah Allah. Acaba kayıt alıyorum diye mi çöktü? Çökmemesi lazım. Daha önce de kayıt aldım ben bunu. Çökmemesi lazım. O Open Broadcaster software ile çektiğim ilk videoyu hatırlıyorum. Şeydi o. Outlast'ti. Evet. Bir tane Outlast bölümünü çekmiştim. Ondan sonra Skyrim bölümlerini falan çekmiştim. Ondan sonra hep bunu kullanıyorum. Video çekmek için falan. Ara ara Bandicam Fraps falan kullanıyorum. Bu eleman kim buradaki? Merhabalar, ben Cenkos, fırtına ordularının komutanı. Şaka gibi, tavuk yüzünden geçemiyorum. Tavuğun üzerinden adım atmayı bilmiyorum ben. Çok korkmuş bu. Çok korkmuş bir kadın. Ne oluyor? Anlat bakalım dedik. Haftalar önce haydutlar tarafından kaçırılmış. Mistwatch'un yanındaki bir tane kulede hapsedilmiş. Kaçabilmiş oradan. Ama şimdi tamamen kaybolmuş. Dibinde şehir var. Tamam. Yakında bir kasaba var, oraya gidebilirsin diyelim. Yakında değil, hemen dibinde. Bak, sağ tarafa bakarsan görebilirsin. Arkana dönüp bakman lazım. Tamam, onu hallederim ben. Ya şu şehri görmüyor musun sen? Kör müsün? Affedersin ama kör müsün? Gözlerinde bir sıkıntı var. Dur bakalım. Gözlerinde bir sıkıntı mı var? Evet, gözlerin pek iyi görmüyor. Evet diyor bir de. Böyle mi davranılır? Sana şehrin yönünü gösterdim. Hiç gerek yoktu ama. Ya şunu göremiyor musun? Hatta şu anda şehrin içerisindesin diyebiliriz yani. Sadece duvarların dışındasın. Şehir burada gene devam ediyor. Bak, orada şey var. Çiftlik falan filan var. Evler var. Şurada bir tane değirmen var. Ya Skyrim'in insanı işte böyle abi. Ne yapacağız ya? Ben bu arada simya yeteneğimi geliştirecektim. Bunları geliştirmeyi unuttum. Şu ışık böceğini yakalayacağım. İngilizce de oradan ışık böceği. Şaka maka, bir tane meşaleye ihtiyacım var benim ya. Bu ne? Leak. Yok, leak neydi ya? Neydi lan leak? Saltaya falan konulan bir şey miydi? Türkçesini de unuttum. İngilizcesini de unuttum. Ha, harika. Ben böyle bir insanım işte. Şimdi benim bir tane fener taşımak istiyorum yanında, böyle çok şey oluyor. Çok hoş oluyor fener taşıyıcı yanında. Neden? Bayağı karanlık yerlerde böyle giderken feneri elinizde tutuyorsunuz, çok retro bir ortam yaratıyor. Bu arada roleplay oynuyorum şu anda. Hani oyun türü olarak değil de oyun içinde de roleplay yapıyorum. Orada bir eleman var, sen kimsin? O bizim şarkıcı. Dolaşan bir eleman var, böyle her yerde dolaşıyor. Yo, sen Karel'sin. I was born and raised in Skyrim, but the Nords treat us like dirt. Tam sen ne yapıyorsun? Be on the right side. I was born and raised in Skyrim. Bu adam şeye gidiyor. İmparatorluk lejyonuna katılmaya gidiyor.
Ben imparatorluk yanında savaşa gireceğim zaten. Normalde Stormcloak'ların yanında savaşa girecektim. Ama zaten onu yaptım daha önce. O yüzden şimdi de şeylerin yanından savaşa gireceğim. Dur ya, Miss Watch neredeydi ya? Miss Watch gibi. Nerede abi bu Miss Watch? Western Watch Tower. Voltaim Towers. Galavrak falan. Nerede oğlum bu? Temizleyebiliyor muyuz? Yok, öyle bir şey göstermedi. Hani temizle diye bir görev çıkmadı ortaya. Nerede abi bu Miss Watch'ı? Oo, bu kadar fazla yarış yaptıktan sonra Snowhawk falan, Nightcrawler Temple. Alpistan'da daha gitmedim. Ama gideceğiz. Ana görev yapmak için gideceğiz. Fort Castaba da hiç gitmedim. Neden öyle gösteriyor bilmiyorum. Morvenscar, Fort Emel, Trevor's Watch. Çok ilginç ya. Ya buralarda bir yerde olduğunu biliyorum, tamam mı? Daha önce gördüm yani. Standards'ta. Ya şu elemanlar var. Şey diye, Vigilance of Standard diye. Adamlardan harika görev serisi çıkar ama adamları harcıyorlar. Nasıl harcadıklarını söylemeyeceğim. Bende olmayan bir ek pakette geçiyor. Ama çok küçük bir rol oynuyorlar. Hani onlardan çok büyük bir uzun bir görev serisi çıkardı yani. Bildiğin harcamışlar elemanları. Bu elemanlar şey yapıyor. Northwatch. Talmor embesi mi? O oraya gidip başta mı temizlemek lazım? Bunu böyle şey yapacağız. Tamam, neyse ya. Ya olmazsa olmaz, sıkıntı yok. Şurada bir sevileyim de baştan, oyun çökerse buradan başlayalım. Oyun çöker veya çökmez, o benim için hiç sıkıntı değil. Zaten çöktüğü ileriki elde ben keseceğim. O yüzden size bir şey olmayacak. Siz gene normal göreceksiniz. Benim için bir sıkıntı olacak. Ben de ona katlanacağım yani, bildiğin katlanacak. Buradan geliyoruz değil mi? Nerede bu yer? Speak the Quintus Naval. Neden? Ha, şey konuşacağız, tamam. Şimdi daha önce dediğim gibi şey yapmak istemiyorum, hani fast travel yapmak istemiyorum. Yoldaki şeyleri kaçırıyoruz veya karşımıza savaşacak bir şeyler çıkıyor. Bir kere keçiler saldırmıştı bana. Keçi. Keçi abi, keçi. Bildiğiniz keçi. Geldi, saldırdı bana. Kafayı yiyecektim orada. Neler oluyor çözmeye çalışıyordum. Keçi ya. Ama böyle bir şeyler olmuş keçiye. Böyle yeşil yeşil bir renge dönmüş. Geldi bana saldırdı. Düşün, yanımda Shadowmir var. Şu eleman değil dedi. Lydia var. Eşim vardı. Biraz bekleyelim de. Bizim eleman nerede kaldı ya? Aa. Eleman gitti mi? Aa, elemanlar gitmiş. Neyse, sıkıntı yok. Bir şeye ihtiyacım yok dostum, sen devam et. Şimdi normalde imparatorluk tarafını tuttuğunuzda Talos ilancını şey yapıyorsunuz. Yasal olmuyor. Talos ilancı yasal işi oluyor. Stormcloak'ların tarafını tutup kazandığınız zaman da şey oluyor. Talos ilancı yasal oluyor artık. Ama Skyrim bağımsız oluyor. Şimdi Skyrim'in bağımsız olması bizim için güzel bir şeymiş gibi görünebilir. O kadar da güzel bir şey değil benim için. Neden? Çünkü imparatorluğu düşünün normalde. Woohoo! Güzel yaptık. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünün mesela. Şu anda normalde bir imparatorluk var Tamriel'de. Ondan bağımsızlık kazanmaya çalışıyor Stormcloak'lar Skyrim'de. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünün. Onun içindeki azınlıklarının bağımsızlık istediğini düşünün. O tarz bir şey. İstemezsiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün kalmasını istersiniz. Daha güçlü olur. O hani ben de bunu o şekilde düşünüyorum. Bir imparatorluk var. İnsan imparatorluğu olarak düşünün onda. Bir de karşısında elfler var. Aldmir Dominion. O da şey demek. Yüksek elf hükümdarlığı demek. Yüksek elf hükümdarlığına karşı güçsüz kalmasını istemiyorum ki özellikle Skyrim'i kaybederse inanılmaz bir güç kaybedecek. Hoş Skyrim bağımsız kalırsa da muhtemelen daha sonra topraklarını genişletecek ama o sadece bu oyun için ya. Daha sonra öyle bir şey olmayacak. Çünkü Elder Scrolls 4 Oblivion'dan bir 100 yıl sonra falan geçiyordur herhalde, emin değilim. Arada tam olarak kaç yıl olduğunu ama arada bayağı bir olay oldu. Bayağı bir olay oldu. Yani Elder Scrolls 4'te yaptığınız seçimler o kadar da fark etmedi.
şuraya bir girip bakalım. Şu yerleri bir keşfetmek istiyorum ben. Hazır bu kadar yakınken keşfedelim değil mi? Uzak kalmanın bir olayı yok. Neresiymiş burası? Güzel bir mekana benziyor. Bir şey çıkacak karşımıza. Ne oluyor lan? Sprigan Matron. Gel bakalım sen buraya. Al. Al bakalım. Öyle ölürsün işte. Dadrik Arrow al al. Güzel. Şimdi bu silah hiçbir şeye yaramıyor sanırım ya. Emin değilim ama. Neyse yarayabilir. Bu ne? Shrouded Grove Cave. Yakında düşman varmış. Kim yakında da? Neyse iyi. Yakında değillermiş artık. Şu kılıcı denemek istiyorum da pek güzel görünmüyor açıkçası gözüme. Yani güzel de iyi vurmuyor sanki ya. Hani hoş. Önümüzdeki de bir yaratıktı şeyden önce de. Hazır mıyız? Şimdi ben cidden adamımı yanıma çağıramıyor muyum? Powers. Yok çağıramıyorum. Burada da bir... Ağzını burnunu kırarım senin ayı. Aha. Aha. Kim gel? Nereye saldırıyorlar? Hocam ne oluyor? Abi ne oluyor? Hani sinsiliğin iyiydi senin? Yo bunlar birbirleriyle saldırıyor. Yok başkalarıyla saldırıyor. Başkalarıyla kavga ediyor herhalde. Çok ilginç. Yere girdim ve aylar arasında iç savaş çıkardım. Al! Hadi be. Gelsene sen buraya. Gel 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 bile bile. Çok güzel. Ork oku kullanıyorum. Daha sonra Ebony okuna, ondan sonra da Daedra okularına falan filan geçebileceğim. Pençeyi alacağım çünkü simyada kullanacağım. Ne öldü ki burada başka? Mesela bu öldü. Bunlar birbirlerine mi saldırdılar? Çok ilginç ya. Oo! Arkanda duruyor, arkanda. Çok ilginç cidden. Bir ölsene sen. Şimdi bir de bu kadar az vurmamın sebebi hayır, 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 yok öyle bir şey. Şeyleri legendary yaptım. Yetenekleri sıfırladım ben bir noktada. Hemen göstereyim şu şekilde. Mesela şu anda demirciliğim. İki legendar yani. İki defa legendar yaptım. Ağır zırhı bir defa legendar yaptım. Sıfırladım baştan. Yani 100 yapıp baştan sıfırladım. Bir tekelleri de bir defa 100 yapıp sıfırladım. Okçuluğu da aynı şekilde bir defa 100 yapıp sıfırladım. Şu anda da şey yapıyorum ama onu sıfırlamayacağım. 250'leri çift 50 nerede o? Two handed. Şunu 100 yapacağım ama sıfırlamayacağım bunu. Çünkü daha sonra bayağı zorlu rakiplerimiz olacak.